çıkabilmek için en büyük önerimiz bilgi olmalıdır. Kişilerin önce kendisine, sonra aile ve çevresine yararlı olmaları ancak eğitimle mümkün olacaktır. Bizim için çocuklarımız çok önemli. Bizim kültürümüzde başlamanın ayrı bir önemi var. Evet, önemli bir husus. Ondan sonraki dönemlerde de bizim hakikaten kültürümüzde, inancımızda eğitime verilen önem gerçekten sayda değerdir. Bu açıdan zaman zaman sorunlarla karşılaşsak da, zaman zaman bazı sıkıntılarımız olsa da, velilerimizin hassasiyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda, gerek öğretmen seçiminden, gerekse çocuğunu okula teslim ederken gösterdiği hassasiyetten anlıyoruz ki, bu millet hakikaten eğitime büyük önem veriyor. Onun sıkıntısını, sancısını her dönemde yaşadık, gördük ama her zaman da çözüme ulaştırdığımızda bir gerçektir. Bir hususu belirtip bitireceğim. 1980'li yıllarda Japonlardan bir ekip eğitim için Türkiye'ye geldiklerinde Türkiye'nin eğitim sistemini incelemek için geliyorlar. Bir haftalık süre içerisinde inceleme yapıyorlar. Rahmetli Turgut Özal dönemi bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizin eserinizdir. Eseriniz olacaktır bildiği şekilde. Çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Onları fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil olarak yetiştirmek sizlerin elinde. Türk Milli Eğitim'in amacı yavrularımızı, çocuklarımızı Atatürk ilke ve intiraflarına, milli ve manevi değerlerimize uygun, Türk milletinin birer ferdi ve bireyi olarak yaşamanın mutluluğunu ve sorumluluğunu duymasını ekler. İkinci hedef ise çocuklarımızı istidatlarına göre, yani onların gelecekte ne beklediklerine göre yönlendirilmesini hedefler. Gerçekten çok şık olmuş, çok güzel olmuş. Ne görürsen onu bize göster bakalım. Hadi. Ben arkadaşımıza bakalım. Hangisi seninki? Görüşürüz. Şunu seninki.